Derin Devlet'in hazırladığı bu katliamda önce Çek sinemasına bomba atılarak toplum provoke edildi. Tabii o yapan kişilerin devlet arşivlerinde var, kim olduğu da belli zaten. Ondan sonraki süreçte 19'undan sonra 22'sinde iki tane öğretmen öldürülmüştü. Öğretmenlerin cenazesini biz buradan hastaneden buradan aldık. O zamanlarda ben 19 yaşlarındaydım. 3 ay sonra askere gittim. Büyük bir kortej vardı. Kortejde polisler vatandaşın hepsini aradılar. Kimsenin üzerinde herhangi bir şey yoktu yani. Sadece cenazeleri Ulu Cami'ye götürüp orada cenaze kıldırıp, cenaze namazını kıldırıp Şadi'de defnetmekti amaç. Ama oraya gittiğimizde orada büyük bir hazırlık yapılmış. Çiçek sinemasının önüne geldiğimizde kale, orada postane var, postanenin önünde yukarıdan kaleden taş atarak slogan atıyorlardı. Komünistler Moskova'ya diye. Taşlı, zopalı, işte yaralayıcı bir sürü camla şeyle binaların üzerlerine taşımışlar. Daha önceden hazırlık yapılmış. Çünkü geceden hazırlık yapılmış yani. Hiç kimsenin bu konuda bilgisi de yok. Böyle bir olay gerçekleşebileceği insanın hafızalarında yer almamıştı. O dönem o saldırıdan sonra cenazeler falan caminin önünde yerlere atıldı. Ondan sonra askeriye reolarla tekrar cenaze yukarıya kaldırıldı. Mahalleye, Yürükşehir Mahallesi'ne getirildi. Buraya getirildiğinde o günün akşamı camilerden birçok anonslar yapıldı. Sabah 7'de biz kalktığımızda işte etrafımız sarılmıştı. Gerçekten büyük bir şey hazırlamışlar, ortam hazırlamışlar. Aynı zamanda darbeye giden bir yolun da hazırlığıydı. Askerin postalları Maraş'ın üzerinden geçti. Maalesef Maraş bu konuda çok büyük bir travma yaşadı. Hala travmalar devam ediyor. Birçok insanımız öldürüldü. Birçok insanlar evleri basıldı. Evlere ufak çocukların ellerine gaz tenekeleri vererek evlere dökülüp yakıldı. Yakalanan insanların birçoğu da çeşitli ölüm şekilleriyle öldürüldü. Sonrasında insanlar tabii bu böyle bir şeyi yaşayınca korku psikolojisiyle insanların çoğu buralardan taşındı. Hemen hemen %70-80'i Maraş'ı boşaltmak zorunda kaldı. İnsanlar yapılan katliamdan sonraki süreçlerde iş bulamadılar, aş bulamadılar. Ve 45 yıl boyunca burada yaşayan insanlar yokluk, yoksulluk içerisinde o korku psikolojisiyle yaşamaya devam etti. Devlet bu konuda kendi vatandaşını koruyamadı. Bundan dolayı da insanlar hep korku psikolojisiyle yaşamlarını, hep korku psikolojisiyle burada yaşamak zorunda kaldılar. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz çok acı, çok maalesef. O provokasyona uğramış, din adına kandırılmış insanlar buraları basarken şuursuz bir şekilde hareket ediyorlardı. Yani insanın duygularını kaybetmişlerdi. Yani ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyorlardı. Buraya geldiklerinde çocukların ellerine gaz tenekeleriyle evleri yakıp insanları yakaladıklarını öldürmeye çalışıyorlardı. Huzur menzilli silahlarla ateş edip buradan sokak ortasında birçok insan vurdular, birçok insan öldürmüş. Hastaneler dolu, insanlar panik içerisinde. 19-26 Aralık'ta bu Maraş olayları gerçekleşmiyor. Daha önceden planlanmış büyük bir provokasyon var burada. Yoksa Alevilerin Sünnilerle herhangi bir sorunu yok, Sünnilerin Alevilerle bir sorunu yok. Biz buradan bütün Maraş halkına çağrı yapıyoruz. Gelin hep birlikte yapalım. Maraş'ın üzerine düşürülmüş olan bu kara lekeyi hep birlikte kaldıralım. Bugünkü anmaları 23'ünde yaptığımız müracaat dolayısıyla yasak getirildi. 2009-11 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa göre. Ama biz cemevimizde yine her yılki yaptığımız gibi anmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yine bir çağrı yapacağız. Bu tür olaylar tekrar yaşanmasın. Maraş halkının bu tür şeylere prim vermeyeceğini de biliyoruz. Hep birlikte gerekirse anmaları bundan sonraki süreçte alanda Maraş halkıyla birlikte olgunlaşmadı. Provokasyon yapılabilir. İşte burası hassas bir bölge. Aslında bence yapılsa hiçbir şey olmayacak. Maraş halkımız da buna destek verecek, gelecek ve bu konu
Maraş'ta çözülmüş olacak. Yasaklayarak acıların üzerine örtemezsin. Çok acılar çektik. Ondan dolayı iş bulamadık, burada gittik, başka yerlerde çalışmak zorunda kaldık, kaza geçirdik. Benim ayağım bir tanesi protez, aynı zamanda iş bulamadığım için burada İstanbul'a gittik. Orada çalışırken bir gün iş dönüşünde trenden düştük. Ayağımızın bir tanesini kaybettik, amputeye uğradı. Çünkü insanlar birbirine bakış açısı farklıydı. O dönemlerde, o yaşanan katliamdan sonraki süreçlerde. Zaten ben ondan 3 ay sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra da burada iş bulamayınca bir dönem hamballık, inşaatlarda falan çalıştık. Ondan sonra iş bulamayınca buradan başka yerlere göç etmek zorunda kaldım.